Evet değerli izleyenler, bir hafta sonu daha Zeyhat Hocam'la Bandırma Manşet'te birlikteyiz. Haftanın sonunda oynanan karşılaşmanın yorumlarıyla sizi aydınlatacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili. Evet hocam, yine güzel karşılaşmalar izledik bu hafta. Biz öncelikle 14 ligden başlayalım. 14 ligde 3. hafta karşılaşmaları oynadı. Toplu sonuçlarla yorumlarımıza başlayalım. Önce 14 ligden özür dilemek istiyorum. Bana talihsiz bir şekilde işte... Bazı maçlar çakışıyor. Bandırma Spor Kahramanmaraş maçı oynandığı sırada Bandırma Spor Çelik Spor maçı da vardı. Bu nedenle bu güzel maçı kaçırdık. Fakat ileriki haftalarda bu güzel çocukların isteklerini daha da yerine getirmeye çalışacağız. Üçüncü hafta itibariyle Bandırma Spor Çelik Spor'u 4-0'a geçti. Bu yarışta ben tek başına giderim dedi. En büyük benim dedi. Yönet Tayfun kendi evinde Bandırma gücüne 9-1 yenilmekten kurtulamadı. Bandırma gücünün de ikincilik hevesi sürüyor. Beren Belediyespor'da haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçirdi sevgili izleyiciler. Evet hocam, teşekkür ederim. 14 ligde puan durumu nedir acaba? Puan durumu Bandırma Spor 3-3 yaptı. Bu zamana kadar 21 gol attı, hiç gol yemedi. 9 puanı var. Şu anda 3. hafta itibariyle Bandırma Spor bu ligde birincilik adına rakipsiz gözüküyor. Çok önemli bir sürpriz olmazsa Bandırma Spor bu ligi birinci olarak tamamlayacak. Başka? İkincilik yarışında 3 takım mücadele verecek. Evet. Bandırma Gücü, Gönen Belediye ve Çelik Spor. Bandırma Gücü'nün 6 puanı, Gönen Belediye'nin 3. Çelik Spor'un puanı yok ama Gönen Belediye ve Çelik Spor'un henüz birer maçı eksik. Gönen Tayfun ise bu ligde yarışta fazla şansı bulmuyor sevgili. Doğru diyorsunuz, evet hocam. Hemen biz o zaman gelecek hafta 14 gençlerde hangi karşılaşmalar var ona bakalım. Haftaya bir derbi maç var, Gönen'de oynanacak. Gönen Belediye Bandırma Spor maçı. İşte iki testiden biri kırılacak. Bandırma Spor çok çok formda. Gönen Belediye de boş bir takım değil. Yani 3 ihtimalli bir karşılaşma diyeceğim ama Bandırma Spor biraz da deplasmanda da olsa ağır basıyor. Ama Gönen Belediye de Bandırma Spor'a herhalde güzel sürprizler hazırlamak isteyecektir. Haftanın maçı diyorum buna. Bandırma Gücü maç yapmadan haftayı bay takım olarak geçirecek. Bandırma'da oynanacak maçı Çelik Spor Gönen Tayfun'un önünde mutlak olarak Çelik Spor bu maçı rahat kazanır diye düşünüyorum sevgili izleyiciler. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle U14 Gençler Ligi'nin noktadır. Sıra geldi U19 Gençler'e. U19 Gençler de bu hafta ikinci hafta karşılaşmaları oynadı. Toplu sonuçlara bakıyorum. Vallahi toplu sonuçlar çok güzel soruyorsun ama toplam 5 takım var. Bir takım maç ligden çekildi. Sadece bir maçla yetiniyoruz koskoca U19 liginde. Bu bölgemiz adına büyük bir soru işareti. Neden bu gençler, genç takım sayısı azalıyor bu kadar nüfusa rağmen? Herhalde bu sorunun cevabını yetkililer cevaplayacaktır. Şampiyonlar kuşan Bandırma Spor'u 4-0'la geçti. İlk yarısı 1-0 kapanmıştı. İlk yarı baş yavaş oynadı Etispor. Biraz sonra detayına geleceğim. Ve ikinci yarıda Bandırma Spor Etis Kalesi'ne 4 gol birden bıraktı. Susurluk Spor Manyas Belediye ligden çekilince oynamadan 3-0 kazandı. Hükmen galibiyet aldı. Gönen Belediye de haftayı bay takım olduğu için maç yapmadan geçirdi sevgili seyirciler. Evet hocam, o zaman biz 19 gençlerde hemen Eti Bandırma maçına, 4-0'lık Bandırma maçına dönelim, yorum alalım. Valla cumartesi günü bizim için şanslı bir günündü. Bandırma Spor Kahramanmaraş maçının cumartesi günü olması bazı maçları çakıştırdı. Eti 19, Bandırma 19 maçının ilk yarısını izleyebildim program çakışması nedeniyle. İlk yarıda Eti Spor başa baş mücadele verdi, oyunu iyi tuttu. Bir tek gol vardı ama ikinci yarı demek ki kondisyon farkı ve işte antrenman farkından dolayı Bandırma Spor farka gitmiş. İlk yarıdaki gözlemim itibariyle Etispor kalecisi Ramazan ilk golde hatalıydı. Üstüne gelen topu aldı. O topu kurtarmalıydı. Hiç beklemediği anda Bandırma Spor birden 1-0 öne geçti. Topa iyi vurdu futbolcu ama kaleci de bunu almamalıydı diyorum. Üstüne gelen bir toptu. Kemal Kuvvetli biraz daha hareketlenmeli, defansın bel kemiği. 3 numara Furkan Akıllı demişim Etispor için. Orta sahada Hakan diye bir futbolcu izledim. Top tekniği çok iyi. Biraz kafayı kaldırarak oynamalı. Çabuk oynarsa çok faydalı olur.
Muhammed'i seyrettim. Orta saha oyuncusu Muhammed. Santrafor'da kullanıldı. Asistleri güzel, akıllı, tek topa yatkın. Biraz güçlenmiş. Geçen seneye göre çok çok iyi. Yalnız Muhammed'in gerçek yeri Santrafor değil, forvet arkası. İleride teknik kulübesi herhalde Muhammed'i Santrafor arkası değerlendirecektir. Muhammed'i markadan kurtarırsa Etispor'un hücum gücü daha da artar diye düşünüyorum. Bandımasının 19'a gelince kaleci Ali'ye fazla bir iş düşmedi. Kaleye yakışan bir eldiven. Gelecek vadeden bir isim. Can Hoca geçtiğimiz hafta söylediğim gibi yine savunma oyuncusu değil. Yanlış bölgede kullanılıyor. Anıl çok güçlü bir isim. Zaman zaman önlü oraya çıkarılmalı. Çakılı oynatılmamalı. Yoksa sabit oynamaya devam ederse burada sinirlik gider diyorum. Orta sahada önlü orada iş yapabilecek bir futbolcu. Bora çok akıllı, teknik, fizik gücü mükemmel, biraz çok oynamalı diyorum. Yasin'i beğeniyorum. Yasin teknik bir futbolcu, o da ön numarada kullanılabilecek bir isim. Sol beklerde, sol savunmada öndürülme veriyorum bu futbolcu için. Mert Palaman iyi niyetli, oyunu gören bir futbolcu fakat devamlılık yok. Pası verdikten sonra boş bölgelere kaçıyor. Oyunda devamlılık kazanmalı Mert Palaman için. Mustafa Atomkar'ınca çok çalışıyor fakat pas yüzdesi çok düşük. Bunun dışında Hüseyin Çalışkan demişim. 10 numara Hüseyin'i çok beğeniyorum. Çok akıllı. Zaten anahtarı da o çözdü. Kapıyı da o açtı, gol kapısını. Çok akıllı bir futbolcu. Kendini oynamadığı dakikalarda Bandırmaspor'un en büyük silahı. Mert Ali, santrafor Mert Ali yanlış bölgede oynatırlar, sola çağırmışlar. Mert Ali, gezinen bir Mert Ali her takım başına dert olur, bela olur. Doğukan'la Mert Ali değişken oynatırlarsa, Doğukan'ı kenara vurarsa daha çok kazanç çıkarlar diye düşünüyorum. Mert Ali rakip kaleye yakın oynatılmalı, uzak oynatılmamalı diyorum. Doğukan çok güçlü bir adam. Antalyalarda, altyapılarda dolaşmış. Çok ailesinin desteklediği bir futbolcu. Fakat teknik kapasitesi çok zayıf. Zoru yapıp kolayı yapamıyor. Bitirici vuruşlara antrenörleri bunu Doğukan'ı çok çok çalıştırmalı. Yani Bandırmaspor her haliyle maçı kazanmayı hak etti. Demek ki ikinci yarı tamamen ikinci golden sonra Etispor'u çözmüş. Ve galibiyete kolay gitmiş sevgili Zekim. Evet, bu da skordan belli oluyor. Evet hocam, biz hemen ikinci hafta itibariyle puan cetvelinin değerlerine U19 gençlerde. Evet, puan cetveli Bandırmaspor'u lider olarak gösteriyor 4 puanla. Yalnız tabii Gönen Belediye'nin tek maçı var. Gönen Belediye de liderliğe ortak tek maç oynadığı için. Çünkü Bandırma deplasmanından puan çıkarmayı başarmışlardı. Susurlukspor oynamadan puanını 3'e yükseltti. Etispor yine 2 maçta 3 puanı var. Manyas Belediye'de ligden çekildiği için henüz puanı olmuyor her maç. Her hafta hükmen mağlubiyet serisine devam ediyor. Yani gösteriyor ki puan cetveli 2. haftadan itibaren bu iş Bandırmaspor'la Gönen Belediye arasında gidecek. Biraz evet, siz ikinci hafta itibariyle iki takımı şanslı görüyorsunuz. Bunların arasına girebilecek başka takım var mı? Susurluk görmedim. Görmeden Susurluk hakkında yorum yapmam doğru olmaz. Susurluk da gördükten sonra daha net konuşabilirim. Susurluk da görelim. Ben ama Bandırmaspor'a gelen belediyeyi ben Susurluk önünde de bir adım önde görüyorum sevgili Zeki. Evet, teşekkür ediyorum. O zaman biz 19 gençlerde bu hafta, yani önümüzdeki hafta bize hangi karşılaşmalar bekliyor, ona bakalım. Evet, haftaya Bandırmaspor Susurlukspor maçı var. Bandırmaspor ev sahibi avantajıyla bu maçı kazanacak güçte. Banko Bandırmaspor diyorum. Gönen Belediye Etispor, Etispor ters bir takım olmasına rağmen Gönen Belediye kendi evinde Etispor'u yener diye düşünüyorum. Manyas'tan çekilmiş olan Manyas Belediye de 3. hafta itibariyle bay takım olarak gözüküyor sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle U14 ve U19'lardan sonra sıra geldi 1. amatör kümeye. 1. amatör kümede Reşadiye bu hafta liderliği yükseldi. 5. hafta karşılaşmaların toplu sonuçlarıyla bu yorumlarımıza başlayalım. Haftanın başında Reşadiye Sanayispor'u 2-0'la geçmeyi başarmış. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Güçlü bir takımı devirmişler. Reşadiye 12 puan, bir maç eksik olmasına rağmen liderlik koltuğunu yakaladı. Liderin takipçisi Gönel Karşıyak aynı puana sahip. Bandırma başa çıktık deplasmanında öldü dirildi. Son dakikalarda ikinci golü bularak 3 altın puan çıkarmayı başardı. Gönel Karşıyak'a da şampiyonlar soymuş durumda. Gönel Tayfun sessiz adımlarla zirveyi takip etmeye devam ediyor. Sarıköy'ü deplasmanda 2-0'la geçtiler. Hasan Mespor bay takım olduğu için haftayı maç yapmadan geçirdi.
Gündoğan Çentik 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen bulduğu iki golle altı zevkleri 2-1'le uğurladı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı başardı. Haftanın kritik bir karşılaşmasında Erdek Düzler fırsat tepti. Kızıksa'ya kendi evinde bir puan kaptırdı. Erdek Düzler bu puanı çok çok arar. Geçtiğimiz hafta altı zevkler deplasmandan çıkardığı bir puanı burada harcamış oldu. Erdek Düzler'e, Kızıksa'ya, hatta altı zevkler'e şimdiden kümede kalma açısından dikkatli olun. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Birinci amatör kümede pazar günü önemli bir karşılaşma vardı. Bandırma'da Paşacıklık Karşıyaka. Paşacıklık bu maçı 2-1 kaybetti. Bu maça dönelim, bloklar arasında yorum alalım. Valla Paşacıklık bu maçı kendi diziliş hatasıyla verdi. Yani Paşacıklık çok iyi futbolculara sahip fakat nedense tek forvet oynaması gerekirken çift forvetle başladılar. Belki kağıt üzerinde tek forvet dediler. Zaferle başlamaları son derece yanlıştı. Aziz Can eski Aziz Can değil, çok top tekniği çok yüksek ama çok ağır. Serkan da Zafer'in yanında ikili olunca orta saha tamamen karşı yakanın eline geçti. Eğer Paşacıklık Zafer'le başlamayıp tek forvetle Serkan orta sahada başlasaydı en azından bir puan rahatlıkla alabilirdi. Yani dönen karşı yakayı kaçıran taraf, elinden kaçıran taraf Paşacıklık oldu. Hele bir ikinci gol var ki tamamen kaleci Ahmet'in hediyesi. Tabi Erhan duran toplarda usta, profesyonelden gelme. Affetmedi. İki gol de Erhan'dan, birinde asist, birinde gol. Erhan tek başına takımını sırtladı. Ahmet ikinci golde büyük hata yaptı. Yani berabere giden maç, herkes beraber artık kabullenmişti. Dönen karşıya kabile kabul etmişti. Ama üstüne gelen topu nedense içeri aldı Ahmet. Kaleci için şanssız bir maçtı. Selim'i çok beğeniyorum. Üniversitede öğrenci sağ bek oynuyor, hücuma katılıyor. Bu Selim'den orta sahadan da faydalanabilirler. Onur ve Mustafa mükemmel bir ikili oluştururlar. Öyle Mustafa sağ 22 denizliydi. Forvet arkadaşının yapamadığını yaptı. Gitti yan topla kafayı vurdu. Beraberlik sayısını kaydetti. Dönem karşı yakayı korkutan isimdi. Bu Mustafa bu dikler takımda oynar diyorum. Evet. Önder yine görevini yaptı. Oyun disipline bağlı kalarak oynadı. Can iyi düşünüyor fakat ağır demişim. Murat teknik, çünkü biraz daha çabuk oynamalı demişim. Yine Murat Filiz, top tekniği çok kuvvetli fakat devamlılık yok. Bir var bir yok sahada. Devamlılık kazanırsa Murat Filiz de teknik gücüne bu takıma çok faydalı olur. Aziz Can mutlaka idman yapıyor. Ara vermiş bir futbol izlenimi yarattı bende. 10 numara Serkan orta sahada oynamalı, forvetli kesinlikle oynamamalı. Zafer'e yakın oynadı. Tabi top gelemeyince Zafer gibi o da oyunu seyretmek zorunda kaldı. Zafer antrenör futbolcu görünümünde gözüküyor. Zafer eski Zafer'di. Eskiden çok kaliteli bir santrafordu. Fakat idman eksikliği var. Zafer kenardan daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani Paşacıklık doğru takımla forvette doğru takımı yakalayabilseydi bu maçta en az bir puanı söke söke alırdı diye düşünüyorum. Dönem Karşıyaka'ya gelince tecrübeli kaleci Kadir'i bulmuşlar. Kadir bu ligin iyi kalecilerindendir. Gollerde yapabileceği fazla bir şey yoktu. Kanat bekleri Ekrem ve Kemal'i çok çok beğendi. Yani sağ açık sola çıkan daha etkiliydiler. Keşke bunları ileride oynatsalardı diye düşündüm. Ekrem ve Kemal çok çok iyiydi. Bunun dışında defansa Serdar yönetti. Çok akıllı. Orta sahada Nedim Vasat'tı. Tarık tecrübeli. Canı istediğim oynuyor. Devamlılık kazanmalı. Semih sahada yoktu. Erhan tecrübesini konuşturdu. İki defa bir asist yaptı, bir duran top yaptı. Maçı Gönen Karşıyaka hediye etti. İlkcan genç takımda çok beğendi. Futbol çok kilo almış. Top ayağını beklemek zorunda kalıyor. İlkcan bu kilolarla etkili olması mümkün değil. İlkcan'a dikkat diyorum. Sinan da basattı. Burada Gönen Karşıyaka'nın yapacağı bir olay var. Erhan'ı sağda çakmayıp Erhan'ı gezdirirlerse, serbest oynatırlarsa Erhan bu takıma daha çok iş yapar. İlkcan'ın yerine de bir hareket santrafor bulmak zorundalar. İlkcan'dan ne zaman faydalanır? Son yarım saat, son 20 dakika rakip takım yorulduğu zaman İlkcan gibi tecrübeli bir ayağı sahaya sürebilirler. Gönen Karşıyaka'nın bir takım taktiksel değişikliklere gitmesi şart gözükür sevgili Zeki. Ama Bandırma deplasmanında, Paşacıklık deplasmanında sağdan istediklerini alarak ayırmış oldular. Evet, teşekkür ediyorum. Beşinci haftada geride bıraktık birinci amatör ligde. Puan cetveli ne diyor hocam? Puan cetveli Reşadiye, Gönen Karşıyaka, Sanayi ve Gönen Tayfun şampiyonlar koşuyor diyor. Bu dört takım beşinci hafta itibariyle şampiyonlar koşuyor.
Paşa çıktı, Hasan Bey ve Gürdan Çelik'in şimdilik keyifleri yerinde, yukarı ve aşağıda işleri yok. Orta sıralarda sandalyelerini bulmuş oturuyorlar. Fakat 4 puanlı Sarıköy, 2 puanlı 600 evler, 2 puanlı Erdekdüzler, 1 puanlı Kızıksa şimdiden emniyet kemerlerini bağlamak zorundalar. Yoksa gelecek hafta onları düşme altında 4 takım düşüyor. 4 takım var, iyi maçlar bekleniyor. Bunlara dikkat ediyor. 2 takım düşüyor herhalde. 2 takım düşüyor. Evet. Bu yarışı daha da kızıştıracağı benziyor sevgili Zeki. Evet, altta da yarış var. Üstte de var, altta da yarış var. Evet, çok güzel. Hemen biz 6. haftaya bakalım hocam. 6. hafta 1. amatör kümede bizi hangi karşılaşmalar bekliyor? 6. haftada 600 evli işi zor. Lider Reşadi'yi ağırlayacak Bandırma'da. Reşadi deplasmanda da olsa 600 evleri rahat yenebilecek güçte. Kritik bir karşılaşma. Maç her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Beraberlik 600 evin işine yarar ama Banko Reşadi'ye diyorum. Gönel Karşıyaka Sarıköy. Gönel Karşıyaka rakibini küçümsemezse tecrübeli ayaklarıyla bu maçı kazanır. 3 puan hanesine yazdırır. Sanayi Hasan Bey, Sanayi Reşadi'ye maçının moralsizliğiyle Hasan Bey maçına çıkacak. Hasan Bey'e ters bir takımda dikkat etmesi gerekir. Hasan Bey'e dikkat al. Almayan bir Sanayi puan kazası yaşayabilir. Sanayi'ye buradan dikkat diyorum. Ama iyi hazırlanırlarsa ev sahibi olmanın avantajıyla 3 puanı kendi hanelerine yazdırabilirler. Gönel Tayfun Erdekdüzler maçında Gönel Tayfun favori ev sahibi olması nedeniyle Paşa Çiftlik maç yapmadan haftayı bay takım olarak geçirecek. Manyas'ta ilginç bir maç var. Kızıksa Gündoğan Çeltik. Kızıksa çok dikkatli olmak zorunda. Gündoğan Çeltik ters bir takım. Deplasman'da da sanırım Kızıksa'yı yenmek için gidecekler. 3 ihtimalli bir karşılaşma. Haftanın seyredeye karşılaşmalarından biri olarak işaretliyorum. Kızıksa Gündoğan Çeltik maçını. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle U14 gençler, U19 gençler ve 1. amatör küme yorumlarımızı burada noktaladık. Diğer yorumlarımıza görüşmek üzere.